Alo, Medine. Sakin abla. Niye ağlıyorsun yavrum? Aylin Hanım beni işten kovdu abla. 2 saatim var dedi bu evden gitmem için. Anam, anam dur, dur, dur hemen ağlama dur. O böyle bir sinirle şey yapmıştır. Bak, biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen marketin oraya gel. Tamam mı canım benim? Tamam, tamam abla geliyorum. Hı, tamam. Tamam, tamam bak. Ben şimdi Hayriye'yi de arayacağım. Tamam. Heh, Canan Hanım, ben bir marketin oraya gideceğim. Olur mu? Olur tabii, niye olmasın? Zaten olmaz desem de gider beni hemen oğluma şikayet edersin. Öyle değil mi? Yalnız Canan Hanım, ben bir şey diyeceğim. Sizin bana çok faydanız dokundu, çok iyiliğiniz dokundu. Allah bilir kulda ben nankörlük edemem çocuklarıma, oğluma, kızıma. Ama Ahmet geldi, sen böyle hop 360 derece değiştin ya. Eğer benim o çocuğa hakkım geçmediyse... Bak dün öyle dedin ya para için falan bakmışım diye. Ya ben para için her şey yaparım. Senin pisliğini temizlerim, yaparım. Gocunmam, namusumla çalışırım yani. Ama ben o çocuğu buramdan sevdim ben. Ona buramdan baktım. Yani benim, senin paran yetmez. Yetmez. Onun, benim sevgimi satın almaya yetmez. Kimseninki de yetmez. O yüzden yani sen şimdi bana böyle hep laf sokacaksan... Yani ben sana batıyorsam... Ondan sebep yani sen söyle, ben giderim. Şimdi gidiyorum. Temelli değil. Markete gidiyorum. Sen düşün taşın. Ahmet'le konuş. Git derseniz giderim. Hayriye, Medine'ye işten kovmuşlar. Çabuk merkezin oraya gel. Kız bana bak. Sen açtın bu işi başımıza. Bir yolunu bul, gel. Bir de bana evliliğimi bitirmeye çalıştın diyor. Ya sen o evliliğini Allah katında zaten bitirmişsin. Bana mı düşmüş Allah Allah? Hiç. Edepsiz. Edepsiz. Kız sen de söyleyeydin ya yüzüne yüzüne. Vallahi söyleyeydin. Bak ben demin içimde ne varsa, tuttuğum ne varsa hepsini böyle söyledim. Oh! Bir rahatladım ki sorma. Anne sen kime ne dedin? Canan Hanım'a. Dün o beni çok şey yaptı, üzdü yani. Ondan benim başım tuttu, erkenden yattım. Sonra Hayri'yi aradı işte bunun not şey yüzünden de ondan gittim oraya. Anne ne diyorsun sen ya? Ne olduğunu anlatsana. Şimdi bu bir artistikler, bir havalar Ahmet'in yanında. İşte ben senin ananım. Songül mü büyüttü seni de? Ama biz ona para vermeseydik sana bakar mıydı? Bak, 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 bak. Benim için diyor. Benim için diyor kız. Sen bilmezsin oğlum. Biz öyle para için yalandan seviyor gibi yapacak insanlar değiliz. Yok, o belli oluyor zaten. Oluyor değil mi? Sonra ben dedi, yani ben dedim olur mu dedim ya. Sen dedim parayla dedim benim sevgimi satın alamazsın dedim. Sen dedim benim emeğimi satın alırsın. Tamam ama istemiyorsan da biz gideriz dedim. Ne dedin? Gideriz. Anne sen delirdin mi ya? Bunun için iş mi bırakılır? Bırakılır tabii kız. Niye bırakılmasın? Aa ben büyüttüm o çocuğu be. Nankörlük ediyorlar. Edemez bana kimse nankörlük. Ayrıca sen abin kazık kadar olduğunuz azıcık da siz bakın ananıza. Hepimiz işsiz kaldık. Ay yok, yok, yok anam yok. Öyle değil ya. Şimdi en kötüsünü düşünme. Hay Allah. Yalnız burada araya girmek zorunda hissettim kendimi. Ona git demişler. Net demişler yani en kötüsü olmuş. Yok öyle olmaz o. Gün doğmadan neler doğar. Sen daha toysun belli. Çok bilmiyorsun hayatı. İnsan sarraflığı sizin halde genetik galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.